Gaziantep Kilis Tabip Odası Başkanı Ağca, 7 kent 7 matine diye başladık, 10. kent olduk. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek olan 50 civarında hekim bugün Gaziantep'teki edebiyat etkinliğinde bir araya gelecek. Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenen ve Gaziantep Kilis Tabip Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen 7 Kent 7 Matine etkinliği kapsamında Gaziantep'li şair yazar Onat Kutlar konuşulacak. Program saat 14'te Tuğcan Otel'de gerçekleşecek. 7 Kent 7 Matine Türk Tabipler Birliği tarafından düşünülmüş bir etkinlik. Daha önce İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, Van'da, Antalya'da, Bursa'da yapıldı etkinlikler. Aslında 7 kent 7 matine diye başladı ama şimdi biz ikinci kısmına geçtik. Dolayısıyla da 7 kent sayısı da aşılmış durumda. Biz 9. 10. kent durumundayız. Bu daha önceden işte edebiyat etkinliği çerçevesinde bir araya gelen arkadaşlarımız tarafından düşünüldü. Ve bütün Türkiye'de yayıldı süreç içerisinde. 7 kent 7 matineye niye ihtiyacımız var? Çünkü hekimler çok yoruldular, yoruluyorlar, çok yoğun çalışıyorlar. Onları istiyoruz ki dinlendirelim ve farklı kültürel etkinliklere kapı açalım. Zaten kendi başlarına yapabildiklerini kadarını yapıyorlar ama biz de meslek örgütü olarak hem hak arama çerçevesinde hem de onları dinlendirebilecek etkinlikler çerçevesinde edebiyat etkinliği düşündük. Bunu Gaziantep'te yapacağız cumartesi günü ayın 21'inde. Konumuz Onat Kutlar. Daha önceden Adana'da Yaşar Kemal'le ilgili yapıldı. Diğer şehirlerde farklı yazarlarla ilgili yapıldı. Etkinliğin o şehirle ilgili bir ana teması olur. Gaziantep'le ilgili ana temas Onat Kutlar. Onat Kutlar hemşerimiz, Gaziantep'e mal olmuş bir edebiyatçı, şair, yazar, sinema sanatçısı. Dolayısıyla da Onat Kutlar'la ilgili bir etkinlik yapalım diye düşündük. Ve bundan da ilgili bir konuşmacı olur o ana temayla ilgili. Konuşmacı da Onat Kutlar'la birlikte yaşamış arkadaş, en eski arkadaşlarından gene duayen yazar, şair Adnan Özyalçıner. Yarın Adnan Özyalçıner'in ağzından Onat Kutlar'ın anısını hep beraber saygıyla yad edeceğiz. Dolayısıyla da bir edebiyat etkinliğini Gaziantep'imize yaşatmış olacağız. Gaziantep'te bulunan hekimlere dinlenme, istirahat etme fırsatı sunmuş olacağız. Etkinliğimizi aslında ana başlık olarak hekimlere yönelik yapıyoruz ve bütün Türkiye'de meslektaşlarımızın katılmasını bekliyoruz. Nihayetinde yarın da 50 civarında bütün Türkiye'de meslektaşımız Gaziantep'e gelecekler. Fakat öbür taraftan bütün Gaziantep'e de açık aslında, halkımıza da açık etkinlik. Yanı sıra diğer ilgili olduğumuz demokratik kitle örgütlerine de açık, basınımıza da açık, kamu yöneticilerimize de açık. Yani bütün Gaziantep'e açık bir etkinlik olduğunu, edebiyat sever, edebiyat konuşmaktan hoşlanan, edebiyat konuştuğunda dinlenen, dinlendiren bütün insanımızı, vatandaşımızı bu etkinliğe davet ediyoruz. Bu etkinliğin şöyle de bir tarafı var. Şimdi işte yaşadığımız jeopolitik durumda ülkemizin ve şehrimizin bir takım sıkıntıları var. Bu ekonomik sıkıntılar var, sosyal sıkıntılar var. Şiddetle ilgili, terörle ilgili sıkıntılar var. Aslında bu sıkıntıların da örtbas edilebileceğini, üstesinden gelinebileceğini gösteren bir etkinlik olacak bu etkinliğimiz aynı zamanda. Niye? İşte güvenli ülke, güvenli şehir algısını biz bu etkinlik sayesinde oluşturmuş olacağız.